Merhaba arkadaşlar. Tam sayılarla işlem yapmaya devam ediyoruz. Birinci sorumuz tamamen parantezin dışına çıkartma ile ilgili bir konu. Mutlak değer olduğu zaman biliyorsunuz mutlak değer işin içine girdiği zaman mutlak değerde parantez dışına çıkması her daim pozitif olacaktır. Ama normal düz parantezlerde, köşeli parantezlerde her daim parantezin içindeki neyse aynı şekilde çıkacaktır. Parantezin dışına çıkarıyorum. Eksi 8 ve ortadaki işlem artı. Dışına çıkarıyorum. 3. Sonuç büyük olanın işareti konacak. Eksi 8'in işareti eksi olduğu için. Ve büyükten küçüğü çıkarıyoruz. 5. Cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuzda yine aynı şekilde parantez dışına çıkarılacak. Yalnız bu sefer artı bir durum söz konusu. Ortadaki işlem eksi olarak verilmiş. Birinci kısmı çıkarıyorum. Artı 8 normal 8 olarak çıkıyor. Aradaki işlem eksi ve parantezin dışına eksi 4 olarak çıktığı için eksi eksi daha artı olur. 8 artı 4 olarak normal pozitif 12 olarak işlemi sonuçlandırırız. Sıradaki sorumuz yine aynı şekilde parantezin dışına eksi 2 olarak çıkar. Aradaki işlem eksi ve parantezin dışına artı 3 normal 3 olarak çıkar. İki tarafın da işareti aynı olduğu için toplayacağız ve ortak işareti başına yazacağız. Eksi 5. Cevabımız D. Dördüncü sorumuz bir sayı doğrusu sorusu. Öncelikle kontrol ediyoruz. Ortada bir işlem söz konusu. Sonucu 6'a yazmış. Sonucu eksi 4 olacak şekilde. Sıfırdan geriye doğru eksi 2'lik bir işlem var. Ve sonra üzerine eklenen bir eksi 2'lik bir işlem var. Bir kere bunun pozitif olmadığını biliyoruz. O yüzden A şıkkını eliyoruz. B şıkkına baktığımız zaman artı 2, arada işlem eksi ve artı 2, 2 eksi 2 eşittir 0 olarak çıkar. Bu da olamaz. Ve burada eksi 2, aradaki işaret eksi ve dışarı eksi 2 çıktığı için artı 2, sonuç yine 0. Bu da olamaz. C şıkkını kontrol ediyoruz. Eksi 2, aradaki işaret artı. Dışarı çıkıyor eksi 2 olarak ve işaret değişiyor eksi 2 olarak. Sonuç eksi 4 oluyor. Yani aradığımız cevap C şıkkıdır. Beşinci sorumuzda bir modelleme yapılmış. Artı 3 işlem başında söz konusu. Sonrasında 2 azaldığı gösterilmiş ve sonuçta artı 1 kalacak bir işlem modeli söz konusu. Bununla ilgili aşağıdaki seçeneklere bakıyoruz. Parantezin dışına 2 olarak çıkıyor. Aradaki işlem artı. Parantezin dışına 1 olarak çıkıyor. Ve sonuç 3. İlk işlem 3. Aradaki işaret artı. İkinci kısım 2 olarak çıkar. Sonuç 5. İlk işlem 2. Aradaki işaret eksi. Parantez dışına 1 olarak çıkar. Sonuç 1. Ve D şıkkına baktığımız zaman ilk işlem 3. Birinci kısımda bahsedilen. Aradaki işaret eksi azaldığını biliyoruz zaten. Ve artı 2'nin azaldığını görüyoruz. Bu da ikinci kısmımız. Ve sonucumuz gördüğünüz üzere pozitif 1. Yani aradığımız cevap D seçeneği. Altıncı sorumuzda A eksi eksi 4 işleminin sonucu pozitif tam sayı olduğuna göre A yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? Öncelikle işlemi parantezden çıkarıp bir kontrol etmemiz lazım. A eksi parantezin dışına eksi 4 olarak çıkacağı için eksi eksi daha artı 4. Bu pozitif olabilmesi için 0'dan büyük veya 0'a eşit olması gerekiyor. Bu durumda en küçük tam sayı sorduğuna göre şıklarda burayı tamamlayabilecek
Seçeneklere bakıyoruz. Bir kere en küçük dediği için negatif olması gerekir. Çünkü sıfırdan büyük en büyük pozitif tam sayı 1'dir. 1'e eşit olarak düşünüyoruz. A artı 4 1 dersek 4'ü öbür tarafa attığımızda 1 eksi 4 eşittir. Eksi 3 olarak cevabımızı buluruz. 7. sorumuzda deniz seviyesinin 20 metre altındaki bir balık bulunduğu yerden 10 metre yukarı çıkmıştır. Balığın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle deniz seviyesini çiziyoruz. Balığımızı göz kararı çiziyoruz. Balığımız deniz seviyesinin 20 metre yani eksi 20 altında. Bulunduğu yerden 10 metre yukarı gitmiştir. Bu da ne demek? Artı 10. Yapacağımız işlem eksi 20 artı 10. Şu anda deniz seviyesinin 10 metre altındadır. Ve bize de deniz seviyesine olan uzaklığını sormuş. B seçeneğini işaretliyoruz. 8. soru. Süleyman yaptığı satışlar sonucunda pazartesi 250 lira kar, salı günü ise 50 lira zarar etmiştir. Süleyman'ın 2 günlük satış sonucundaki kar zarar durumu nedir? Pazartesi ve salıyı işaretliyoruz. Yazarak ve çizerek yapmanız her zaman sizin için avantajdır. Artı 250. Ve salı günü için eksi 50. 2 günün toplamını sorduğu için topluyoruz. Aradaki işaret artı ama ikinci kısım eksi olduğu için işlem eksi olarak yapılıyor. 250 eksi 50, 200 lira kar olarak bulunur. 9. sorumuz son derece eğlenceli bir soru. Bir dalgıç deniz seviyesinden 1 metre yükseklikteki helikopterden atlamış. Hemen burada ayırıyoruz. Deniz seviyesini çiziyoruz. 1 metre yukarıda helikopter ve atladığı yerden itibaren 7 metre eksi 7 diyoruz. Aşağıda kayıp elması bulmuştur. Burada esas önemli olan kısım atladığı yerden ibaresi. Yani bu helikopterden itibaren hesaplanması gerekiyor. Buna göre kayıp elmasın deniz seviyesine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir? Deniz seviyesi burası olduğuna göre 7 metreden 1 metrelik helikopter uzunluğunu çıkarttığımız zaman direkt bulacağız. Bunun için de 1 eksi 7 işlemini yapmamız yeterli olacaktır. Cevabımız B seçeneği eksi 6'dır. 10. sorumuz tamamen bir mantık sorusu. Yukarıdaki soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir demiş. İşlemlere bakıyoruz. Artı 9 dışarı 9 olarak çıkar. Aradaki işaret artı. İkinci kısım eksi 8 olarak çıkar. İşaret değişir. 9 eksi 8 olur. Aradaki işareti bilmiyoruz. İkinci kısma bakıyoruz. Eksi 8 parantez dışına çıkıyor. Artı 9. Yer değiştirme özelliği kullanıldığı zaman burada aynı şekilde 9 eksi 8 olacaktır ki birinci işlemle ikinci işlem aynı olduğu görülmektedir. O yüzden eşittir olması gerekir. 11. sorumuz bir bilgi sorusu. Zıt işaretli iki tam sayının bölümü nasıl bir sayıdır onu sormuş. Eksi 8 bölü artı 8. İşaretler farklı olduğu zaman çarpma ve bölmede bunların işaretleri her daim eksi olur. Toplama ve çıkartmada ise büyük olanın işareti kabul edilir. Bu sebeple cevabımız negatif olacaktır. 12. sorumuzda aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucu hangisi eksi 12 değildir diye sormuş. Çarpmada az önce söylediğimiz gibi işaret farklı ise direkt eksidir. Eksi çarpı artı eksi 12.
eksi artı daha eksi 12, eksi artı eksi 12 ve birinci kısımda 2 eksinin çarpımı artı 12. Yani aradığımız cevap A seçeneğidir. 13. sorumuzda da eksi 3 olmayan cevabı arıyoruz. Az önce söylediğimiz gibi işareti farklı olanlar her halükarda sonucu eksidir. Yalnız burada işareti aynı olan bir şık verilmiş. Direkt zaten sonuç artı olacaktır. Eksi 3 sonuca bakmaya bile gerek yok. İşaretleri farklı olduğu için direkt artıdır ve aradığımız cevap da B seçeneğidir. 14. sorumuz bir işlem sorusu. Aradaki işaret köşeli parantezin içi öncelikle yapılacak. Burada işaretler farklı olduğu için sonuç direkt eksi olarak çıkacak. 3 kere 6 18 olacak ve bölü eksi 2. İşaretler aynı olduğu için artı olacak. 18 bölü 2 9. Aradığımız cevap artı 9 olarak işaretleyeceğiz. 15. ve son sorumuz yine bir işlem sorusu. Burada öncelikle bakmamız gereken işaretler tabii ki artı ve eksi. 7 kere 1 7 işaret eksi. Aradaki işareti yazıyorum eksi. 10 ve 2'nin başındaki işaretler farklı olduğu için parantez içinde yazıyorum eksi. 10 bölü 2 5 eksi 7 eksi ve ikinci kısım dışarı eksi olarak çıktığında aradaki işaret değişecektir. Eksi 7 artı 5 olarak değişecektir. Toplama ve çıkartmada ne demiştik? İşareti büyük olanın işareti yazılır. 7 eksi 5 eşittir 2. Cevabımız eksi 2 olarak buluruz.